Av yasağı öncesi fiyatlar aynı normal seviyede. Av yasağı olmadan da zaten 15-25 arasında hamsi devam ediyordu. Bugün de hamsi geldi, taze hamsi. Boyu da bayağı iyi. Bu da 25 lira, 20 lira, 25 lira civarında oynuyor. Şimdi av yasağı deyince halk arasında yanlış anlaşılma oluyor zannedersem. Av yasağı olsa bile bizim burada balık hiçbir zaman bitmez, tükenmez yani. Şöyle diyeyim, yetiştirme ürünler ağırlıkta yine devam eder. Yalnız küçük çaplı yine avlanmalar olur. Büyük trollere, büyük teknelere av yasağı vardır. Onlar zaten 10 günden 15 günden evvel bir kısmı bakıma alındılar. Ağ bakımı yapıyorlar. İşte teknelerin bakımlarını yapmaya başladılar. Şimdi avcılıkta bu sene hamsi yönünden fazla bir yüzümüz gülmedi diyebilirim. Çıktı ama uzun boylu gelmedi. Bundan dolayı havalarda biraz yağış geç kalınca hamsi büyüyemedi. Bir kısıtlama geldi. Bir randıman vermedi yani hamsi. Ama av yasağından sonra da fiyatlarım zaten normal fiyatlarda seyrediyor yani. Av yasağında da aynı şekilde devam eder. Şimdi yazın genelde demin dediğim gibi kültür balıkçılığı başta olmak üzere alabalık, somon, çupra, levrek bunlar sürekli olan balıklarımız. Ki ülkemizde bunları yetiştirip ihraç ediyoruz zaten. Şu an fiyatlarımız kış fiyatlarından ucuz. Yasağı beklemeden bir an önce millet dolaplarına balık doldursunlar. Şu an taze hamsi geldi 25 lira. Kışın olsaydı bu hamsi 35-40 liradan aşağı değildi. Hamsi ucuz. Yaza da gelince alabalığın mevsimi olacak. Şu an 20 liradan 15 liradan alabalık satıyor. Yaz gelmeden daha çok düşecek. Milletin balık yemesini tavsiye ediyoruz. Fiyat düşüyor, yazın fiyat daha çok düşüyor. Çünkü millet yazın da balık yesin diye alıştırması için fiyatları düşük tutuyoruz. Çupra, alabalık, levrek, somon bunlar yetiştirme balığı olduğu için biraz daha ucuz satıyoruz onlardan. Yazın alabalığı mesela maliyetine satacağız. Çupra, levreğe düşük satacağız. Somon gene öyle. Daha ucuz satarız pandemiden dolayı bağışıklık sistemlerini güçlendirsinler diye.